gün olur söyleşi değil yorum yaparız. Hatta bazen yorum da değil masal anlatırız. İşte bugün size bir masal anlatacağım. Yoksul bir ülkenin zengin ve mutlu sultanının masalını. Merhaba sevgili T24 seyircileri. Türkmenistan'dan bahsedeceğim bugün sizlere ve Türkmen Devlet Başkanı'ndan. Adı Gurbanguly veya Türkçeleştirirsek Gurbankulu Berdi Muhammedov. Biz ona kısaca sultan diyelim. Zenginlik ve ihtişam içinde yaşıyor. Emrinde uşaklar, yardımcılar, korumalar, emrinde ordu, polis, emrinde bakanlar, belediyeler, emrinde koca bir ülke var. 12 yıldır sultanlık koltuğunda ve katıldığı seçimlerde %90'a yakın, %94'ten fazla, %97'den fazla oy alıyor. Yani halkın neredeyse tümü onu çok seviyor ve galiba ölene kadar koltuktan ayrılmamak niyetinde. Niye ayrılsın ki? Sultan çok mutlu. Her istediğini yapıyor, yeteneklerini her alanda deniyor. Şarkı sözü ve beste yazıyor ve şarkı söylüyor. DJ'lik yapıyor. Araba yarışlarına katılıyor ve kazanıyor. Çok iyi silah kullanıyor, tüfek, tabanca, bıçak, ne isterseniz. Ülkenin bir numaralı at uzmanı ve at yarışlarında birinci oluyor genellikle. Gerçi bu gösterdiğimiz yarışta biraz talihsizdi ve attan düştü ama kimin başına gelmez ki? Ve daha pek çok hüneri var. Bisiklete binme, basketbol oynama, boks yapma. Ha bu arada eski bir diş hekimi olan Berdi Muhammedov Sultan birkaç yıl önce bir ameliyata başkanlık yaptı ve hastanın kafasındaki tümörü alkışlar arasında çıkardı ve attı. Geçen hafta da halter sporunu övmek için önemli bir resmi toplantıda ceketini çıkardı ve kameralar önünde halter kaldırdı. Aslında pek halter de sayılmaz. Halterin barını yani çubuğunu kaldırdı ama o çubuk da ülkedeki pek çok süs ve heykel gibi altındandı. Ey T24 seyircileri, siz böyle bir ülke liderini ya da böyle bir sultan masalını en son ne zaman duydunuz? Üstelik bizim masalımızın kahramanı zengin bir ülkeye hükmediyor. Zengin mi dedim? Evet, aslında zengin bir ülke Türkmenistan, sahip olduğu doğal gaz kaynakları açısından dünyada dördüncü. Küçük bir ülkeyi rahatlıkla ihya edebilecek bir zenginlik bu. Ama sultanın keyfine göre yönetilen ülkede ekonomi pek iyi gitmiyor. Dış ticaret açığı 10 milyar doları bulan Türkmenistan, doğal gazını ihraç ettiği Rusya ve İran'la ticari olarak kavgalı.
tek büyük müşterisi durumundaki Çin'de de ciddi sorunları var. Bu tür sıkıntılar sonucunda geçen yıl ülkede sadece 62 milyar metreküp gaz çıkarıldı. 2015'te bu rakam 10 milyar metreküp daha fazlaydı. Kapalı bir ülke Türkmenistan. Dışarıya kuş da uçmuyor, haber de, özgür basın yok, muhalefet de yok. Etmeye çalışanların başına neler geldiğini tahmin edebilirsiniz. 5,5 milyon nüfuslu bir ülke aşağı yukarı ve bazı verilere göre son birkaç yılda 2 milyon civarında yurttaşın ülkeyi terk ettiği öne sürülüyor. Aslında yurt dışına gitmek çok zor. Bir sürü izin belgesi gerekiyor ve 40 yaşın altı yurttaşların yurt dışına gitmesine izin verilmiyor. Geçen hafta Rus İzvestiya gazetesinin ayrıntılı haberinde Türkmenistan'da açlık tehlikesinin başladığı duyuruldu. Gıda ürünlerinin yokluğundan, marketlerdeki boş vitrinlerden ve zaman zaman ortaya çıkan yiyecekler için daha sabahın köründen oluşan uzun kuyruklardan söz edildi. Türkmenistan'da devlet yakın zamana kadar yurttaşlarına benzini, elektriği, suyu, gazı ve tuzu bedava sağlardı. Tam bir masal değil mi? Ama şimdi ekonomi tepetaklak olunca bunlar aniden serbest piyasa kurallarına göre satılmaya başlandı ve halk perişan oldu gelen haberlere göre. Birçok yerleşim yerinde ekmek ve un için uzun kuyruklara giriliyor. Etten sigaraya kadar her şeye hızla zamlar geliyor. Türkmen halkının işi zor. Ama ağzımızın tadı kaçmasın yine de, masal anlattık, kötü bitirmeyelim. Ülkenin en mutlu insanı Sultan Bedri Muhammedov'un şu ölümlü dünyada kendine güzel bir araba satın aldığı ortaya çıktı yine geçen hafta. Rally meraklısı sultanımız meğerse birkaç ay önce gizlice 520 bin euro değerinde Mini Cooper marka bir rally otomobili satın almış. Ne diyelim, vatana millete hayırlı olsun. Umarım bu masal gerçekten kötü bitmez.